Söyle, kırmızı başlıklı kız gibi. Kırmızı başlıklı çocuk. Evet. Kızlar. Akşam yemeğindeki kombinim. Ay nasıl tatlı bu elbise ya. Cicirik cicirik. Kızlar bu göbek değil, böyle önü kabarık bunun. Ama baksanıza nasıl tatlı oldum ya. Bakın şalımı da böyle yaptım da. Keşke şeyli şalımı getirseydim. O böyle hani Shein'den aldıydım. Ucuz şallar var, o incecikleri doluyor. Ama çok tatlı olmadı mı sizce? Tüh, şu güzel güzel böyle giyiniyorum kendime. Hiçbir insan beni resim çekmiyor. Bu güzelliği ölümsüzleştirmiyorlar. Aşağı gideyim de Kadir'i kandırayım da beni bir iki fotoğraf çeksin. Hadi bakalım hep beraber akşam yemeğine gidelim. Ve bu yeni vloga hoş geldiniz diyoruz. Çünkü aşağıda havuz başında kalmıştık. Vlogları devam çekiyorum kızlar, hani bir sabah böyle devam ediyor, böyle azı projede niye böyle yaptın insan çocuğu. Can hadi gel gidiyoruz. Hadi bakalım, bir de Instagram'daki kızlara bir story atayım yazsın. Bir de şöyle yakından göstereyim size. Bakın şöyle değişik pükede taktım, içi dolu. Dur onlar gitsin, sonra biz inelim. Farklı bir tarz işte. Aslında böyle küpeler seviyorum ama benim kulağım yanık ya. Dur Azat. Bir... Valla kulağım eğri. İnsanların kulağı anne, düz, küpesi de düz duruyor. Ben de farklı duruyor. Hey hey. Aferin oğluma. Hadi gidelim. Bu tarz giyinmek de bana yakışıyormuş. Lan dur, bozan burada kalırız. Seni. Herkes kendi derdinde valla. Herkes kendi derdinde. Herkes kendi derdinde. Çocuğum dertleri. Kızlar akşam yemeğine de indik. Şöyle Azat'ıma çorba aldım. Bol limon aldım salata içinde. Bu da benim çorbam. Şöyle küçücük bir şey aldım. Ve yemek büfesine gidiyoruz. Ben sana sıkayım mı? Sen kendi neyden aldın? O bana yeter. Çünkü ben başka salata da bakacağım. Limonlar da öyle bir kesmişler. Hiç sakılmıyor. Sıktım. Karıştır. Gelin size şeyleri göstereyim. Büfeyi göstereyim. Burada böyle dondurma çeşitleri var. Dondurma alabiliyorsunuz. Salataları muhteşem. Hiçbir diyecek bir şeyim yok. Çünkü gerçekten farklı farklı ve güzel yapıyorlar. Şöyle her tarafta başka bir salata var. Bazen aynısını aynı yere de farklı yerlere de koyuyorlar. Bakın şöyle hep taptaze, çok güzel. Şöyle pirinç pilavı gibi soğuk salata yapıyorlar. Patatesli. Ne var? İçinde ekmekler yapmışlar. Şurada da ekmek büfesinde sabah daha çok çeşit oluyor. Öyle yani kesinlikle aç kalmıyorsun, onu değil. Ama tabii dediğim gibi biraz bizim damak tadımızdan farklı bir koyabiliriz. Pide yapmaya çalışmışlar yazdım. Oh, sosisli falan. Orada çorba. Çorba. Seni bulamadım. Burada da pizza var. Şöyle pizza çeşitleri yapıyor pizzacımız. Şöyle kaldı pizzaları çıkartıyor. Pizzaları muhteşem. Bunu söyleyebilirim. Gerçekten çok lezzetli yapıyor pizzaları. Bu şekilde. Burada yine bu tarafta yine ekmek çeşitleri var. Şu an sakinleştiği için size gösteriyoruz menülerde. Şöyle işte et var. Şey fark ettim, balıkçanı çok kullanıyorlar. Bütün yemeklerinde balıkçan var kızlar. Yani o balık mı? Ha evet, bir balık varmış. Bak tepse. Biraz geç. Ama bugün menüde balıklar var. Çok da güzel dönüm. Bugün gönlüme göre yemekler var. Aa, onlar Azat çok seviyor. Adada alım, Adat'ın böcekleri gelmiş. Şöyle kızlara biraz akşam büfesini göstereyim. Şöyle farklı, şunlar da yapmışlar. Bunu da severim. Bugün yemek iyi. İnşallah tatlı. Canan dedin, sonunda çıktı ya. Yok, bu hindi. Şu ne ya? Bu da hindi işte, bak. Saçı değil mi? O bıyıkları kadir. Bak şöyle hindi var. Bunu kendi mi? Oğlan kesip veriyor. Bak şöyle bugün kızarmış hindi var. Oo, taze keseceğim kadir. Hemen ala kalacağım. Şurada da şöyle bolca zeytin çeşitleri var kızlar. Bakın şöyle dediğim gibi bugün menü zeytin. Şöyle değiştiriyorlar. Yazık, ne yapsınlar?
makarnalarımızı seçebiliyoruz. Burada aşçılarımız var. Şöyle taze taze makarna yapıyorlar. Ama acayip yavaş çalışıyorlar. Biraz da az hızlı olsalar daha çok güzel olacak. Bir tane tava bir tek yapıyoruz. Oysa yani biz olsak kaç tava birden yapardık. Şu şekilde. Şurada yazdık. Makarna yapıp burada da istediğiniz çeşitle seçebiliyorsunuz. Ona göre size yapıyor. Bakın şöyle hazır. İstediğinizi yaptık. Şu tarafta yine salatalar var. Yani sürekli değişiyor. Kızlar her yerde başka farklı farklı koyuyorlar. Şurada karnabaharlı işi yapmışlar. O da bitmiş, yenilenir şimdi. Burada da dediğim gibi salata çeşitleri var. Salata sınırsız yani. Şöyle en başta da çorbalar var. Yani o tarafta da çorbalar var. Çorbaları da güzel. Hadi bakalım. Bak şurada şehriye çorbası vardı. Şöyle. Ben de yemeğimi alıp gidiyorum. Bir tane uzak uzak var, 10 numara olurdu. Evet kızlar, bu da benim yemeğim. Bugün yemekler gerçekten lezzetli. Bugüne bir şey diyemem. Bugün kim yapmışsa aferin diyorum. Şu bir tane ot aldım, ıspanağa benzettim ama ıspanak değil, böyle hafif eşkimsi bir tadı var. Güzel yani, değişik bir ot. Bir de belli ki upuzun kızlar, bu ne ki acaba? Arap otu mu acaba? Bilmiyorum vallahi. Bugün yemeklerin tadı güzel. Şu kumpiri de güzel yapmışlar. Ve salatam. Olmazsa olmazım. Her gün böyle dolu dolu. Hem öğlen hem akşam salata yiyorum. Çünkü salataları dediğim gibi çok lezzetli. Hadi bakalım, bu balık. Bu da hindi. Can kaç tabak? Kaçıncı tabağında? Azat da böceklerini yedi, çorbasını içti. Dondurma yiyecekmiş. Hadi bakalım. Los pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise. Dos pasos y ya te olvidé. Karaoke'da ve şarkı söyleyecekler. Vallahi şurada bir Türkçe şarkı söylesin, yeliyor. Şimdi hepsi yaza girmesin. Kızlar, geceyi de böyle bitirelim. Aşağıda işte biraz müzik dinledik. Hep çocuklar şarkı söyledi. Ondan sonra hiçbir şey yoktu yani. Müzik vardı işte. Yine... Nereden tutunca da? Can nasıl düşsün? Parmağım takılı. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Çarpın üstüne düşer. İşte yani geceyi de böyle bitirelim. Yukarı geldik. Aşırı derecede yorgunum. Saat 11'e geliyor. Yatarız. Vallahi acayip yorgunuz. Azat da yorgun. Tüm gün yüzdü zaten. İnsan yoruluyor. Kız tatilde bile insan yoruluyor. Vallahi hiçbir şey yapmaktan yoruluyor. Öyle işte. Bakalım yarınımız nasıl geçecek? Sabah kahvaltıda görüşürüz. Vlogu kapatmıyoruz. Sadece gecemizi kapatıyoruz. Bu vlog devam edecek sabah. Hani ne bileyim, biraz karışık çekim işte yani. Aslında hep birbirine bağlı vloglar. Gecede kalıyorsun, sonra sabah oluyor, kalkıyorum. Öyle öyle devam ediyor. Hadi bakalım sabah kahvaltıda görüşürüz bebişlerim. Hadi Allah'a emanetsiniz. Evet ve günaydın. Hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Anne bana günaydın sabahlar. Günaydın sabahlar arkadaşlar. Biz uyandık. Şöyle hemen rahat. Şöyle bu boydan bir fistan kızlar. Kolsuz, sıfır kol. Üstüne de bu gömleği giydim. Etek gibi oldu. Anne. Hey. Kukuk. Kukuk. Kahvaltıya iniyoruz. Can'dan Azat direkt yüzme şortlarını giydiler. Malum bende öyle hemen olmaz. Aşağı inelim. Kahvaltımızı yapalım. Can'dan Azat direkt havuza gider. Ben de gelirim. Haşemelerimi giyerim. Ondan sonra aşağı yüzmeye gideriz. Bakalım bir öğlen belki yakın çarşısı var, oraya gidebiliriz. Bakalım bir, yani henüz bir planımız yok ama. Anne bu eş gibi. Aa öyle yanlış. Hemen. Aşağıda Kadir'le konuşuruz artık. Sen bana gir. Hı? Sen.
Kahvaltı salonuna geldik. Tabii kahvaltı bitmek üzere yarım saat kalmış. Bakalım şansımıza ne kaldıysa. Kızlar erkenden de uyanamıyoruz. Tatil sonuçta. Kahvaltı için sabahın körü de kalkmayacağım herhalde, değil mi adadım? Ha, niye de bir tabak aldın? Teşekkür ederim. Gel bakalım kahvaltı neler var? Meyvelerimiz var. Salata var. Evet, taze sıkılmış meyve suları var. Hey. Can, krep yapacak mısın kendin? Evet kızlar, benim kahvaltı tamam. Şöyle küçük ekmekler bulduk. Bizim gibi köy ekmeği yapmışlar. Küçücük böyle mini bir kroson ve hurmalar. Şurada biber herhalde, bilmiyorum. Soslu biber yapmışlar. Bakalım neresi boş olur. Evet kızlar, bugün kahvaltım bir tık daha iyi. Şöyle köy ekmeği var dedim ya. Yağlı ekmek yapmışlar. Bunun tadı fena değil. Yani biraz rahatsız ediyor gibi ama mayasız yaptıkları için. Anne, yağlı ekmek yapmışsın. Evet, Azatay'ı mutlaka yiyor babası. Şu biber kızartması yapmışlar. İşte baharatları farklı kızlar. Yoksa güzel aslında yemekler ama. Ya ben baharatları severim ama bunlar her yere kişniş, zerdeçal, kurkuma. Böyle bu bütün ağır baharatlar hep bir anda kullandıkları için yemeklerin tadı bize farklı geliyor. Normalde ben de her baharatı her yemeğe katıyorum ama benimki genelde kekik yani. Of. Anne! Evet. Anne! Anne! Onu yeme babi, yeni versin. Ya bakalım. Hadi de nerede hiç bilmem. Yemeğini havuza atlamıştım. Yemek ya, düşünme daha. Yemeğini iyi. Karsız. Burada karnım doyur. Havuz sonra. Havuzu yapalım sana baba, havuza gidersin. Abi nerede? Hurmalarım. Hurmaları çok güzel ama. Anne. Ama onlar Almanca konuşuyorlar. Evet. Bu ne? Almanca konuşuyorlar. Bunların ismi Türk. Hadi bakalım kızlar. Anne, evet. Bunların ismi Lina. Lina mı? Evet. Evet kızlar, ben yukarıya odaya çıktım. Yazık, her gün temizlik yapıyorlar kızlar. Yani her gün yatağımızı topluyorlar, düzeltiyorlar. Havluları değiştiriyorlar. Çöpler alınıyor. Yani güzel. Temiz, bak yine suyumuzu falan getirmişler. İşte yeni havlular getirecekler bize. Bakalım, ben bir hemen üstümü değiştireyim kızlar. Ondan sonra gidelim ya da biraz balkonda konuşalım. Kız hey abi, gelin azıcık sohbet edelim balkonda, gelin gelin. Şu canın elbiseleri bir nasıl karışık koymuş her şeyi. Allah'a şu erkekler var ya. Neyse şöyle indireyim bana hani. Bakayım. Ay, bugün çarşıya gideceğiz, karar verdik de ne giysem orada güzel... Yo, o mavi evlere gidersem şu beyazla mavi bone takacağım. Onları giyeyim. Bugün çarşıya gideceğiz. Şu pempişimi mi giysem kızlar? Şunu mu giysem yoksa şunu mu giyeyim çarşıya? Çıkacağız. Ha, siz ne diyorsunuz? Hiç yeşil şal, tuhaf. Yeşil şal hiç getirmemişim ha. Ha şunu, yo o da kahverengi. Tüh. Kız nasıl unuttum, ayırttıydım da renkleri karıştırmışım ya. Neyse, bir bakarız ya, bir şeyler uydururuz ya da bunu giyerim. Aynen, Madina'ya giderken bunu giyeyim. Hadi kızlar, ben bir şey yapayım, o sıra gidelim. Şöyle, evet kızlar, hazırlandım. Şöyle bugün de bunu giydim zaten, 3 taneler. Bu haşemelerimi soruyorsunuz nereden aldım diye. Kızlar bunlar, bu Amazon'dan almıştım. Shein'da falan da var herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Diğer haşemelerimi de Ramsa Moda mıydı? Valla ismi bir şeydi ama Türkiye'den sipariş etmiştim ama 2-3 sene oluyor. Orada da çok güzel haşemeler var, hani mayolar falan ama biraz fiyatları pahalı. Yine de almıştım şişkoyken ve hala şimdi bana oluyor. Bunu üstüme giydim.
Çünkü öğlen yemeğine giderken üstünüzü değiştirmiyorsunuz, mayolarınıza gidebiliyorsunuz ama sadece üstünüz cıplak olmayacak, hani üzerinize bir şey giymeniz lazım. Benimki elbise gibi ama yine de üzerimde böyle bir şey olması lazım. Aslında bunun benim siyahım vardı, böyle uzun kahverengim vardı. Da işte biliyorsunuz hani gittiler. Bunlar da yüzme çantasında oldukları için bir şey olmamış, hani evde kaldılar. Öyle bir gidelim bakalım, biraz keyif yapalım, yüzelim, ezelim. Sonra orada aşağıda yine sohbet ederiz. Hani size sormak istediğiniz şeyler oluyor, bir şeyler soruyorsunuz otelle ilgili falan. Orada aşağıda sohbet ederiz. Hadi bakalım. Durun bir de Instagram'a story çekeyim. Ben de iyi alıştım Instagram'a kızlar. Evde hiç zamanım yoktu ya story falan çekmeye. Burada da bol bol zamanım olduğu için Instagram'a kızlara böyle günlük kısa kısa şeyler çekip göstereyim. Yazık, seviniyorlar kendine beni izlerse. İzlediklerinde hadi bakalım. Kızlar hemen aklımdayken de şu yara bantını göstereyim. Ben bunu Amazon'dan aldım. Eminim eczanelerde falan da vardır. Bu hem yaralarınızın ıslanmasını engelliyor hem de izleri kaybetmek için iyiymiş. Yani iz bandı olarak da geçiyor. Ben de kullandım. Ara ara bunu kullanıyorum. Böyle mesela işte yaram şey olmasın derseniz, işte yüzmeye falan giderken şu bu. Bunu takabilirsiniz. Hatta ben ameliyatın birinci ayından sonra bunu kullandım bayağı 3-4 hafta. İyiydi yani, rahatsınız. Mesela kremi diyelim her gün, gündeki bir iki defa süreceksiniz ya iz kremlerini. Bunu yapıyorsunuz, öylece kalıyor. En az 8 saat vücudunuzda durması lazım ama ben çok durduruyordum. Hiçbir sıkıntı da değil. Durdurabilirsiniz rahatsız olana kadar. Öyle yani. Bir de bunlar yıkanır bant kızlar. Mesela diyelim taktınız ya, 2 gün durdu, 1 gün durdu. O bantları ılık suyla yıkayıp kuruduktan sonra yeniden kullanabiliyorsunuz. Tabi o zaman da biraz haşatları çıkıyor ama yine de tutuyorlar. Onu da denedim, test ettim. Yani oluyor gerçekten. O yüzden bayağı uzun gidiyor yani bu bir kutusu. Dedim kısa bir göstereyim. Hani kızlar sormuştu. Instagram'da da yazanlar olmuştu. Bu koruyucu bantlarla suya giriyorum kızlar. Hiçbir sıkıntı, bir şey olmuyor yani. Öyle hadi aşağı inelim. Kadir Usta. Ne alemdesiniz ya? Özgür mü? Voleybol falan oynadık ya. Duyuyor mu beni? Biraz şurada karaoke vardı sonra. He, ben gördüm sizi kaç defa. Ha Özgür edin. Özgür ne yapıyorsun? Kapattı. Kapattı mı? Şey internet gitti mi? İnternet gitti. Azat şeyi görmedin mi Canan Azat? Ne zaman? Şimdi aşağıdalar onlar. Hayır aşağı gördüm. Özgür! Ne yapıyorsun? Bir bak teyze nerelerde Özgür. Temmilletin Tunus'una gelmişim. Ben sana bir şey diyeyim, sen bu hayatı yaşıyorsun vallahi. Vallahi yaşıyorum. Bugün yine senin çatavatlı hayatını izlemeye geldik. Yoo. Özlediniz mi beni? Vallahi özledik ama girmiyor musun oradan dönüşte buraya? Geleceğim oradan dönüşte, bir de Türkiye yapalım. 10. ayda geleceğiz inşallah. Kaçında? 10. ayda. 10. ayda. Geleceğiz. Teyze gelecek bu sefer de kollarıyla şey edip. Kadir'i yine sağa veririm gidersiniz. Yok gelme diyor bak. Abla tabii ki. Git. Kadir istemiyor. Oğlanı ne yaptın? Kadir illet ettin çocuğa, ne yaptın? Diyor her ülke değiştirdiğinde beni takmıyorsun diyor. Çok biliyor beni abla. Çok kırıcı oluyor. O Kadir. Dün aramış. Görmedim. Diyor her ülke değiştirdiğinde beni tınlamıyorsun. Tunus'a bağışı et gayri. İnternet yok ondadır. Anan ne yapıyor? Anan ne yapıyor anan? Valla anam canım doğum günü vardı. Bir iki gündür onunla uğraştı. Haa iyi ki doğmuş. Ne zaman? Ben hiç görmedim storylerde. Yok o atmıyor. Nazar değer diye korkuyor. Sen anan biraz pimpirikli. Bağdan kızıyor diye her şey koyma diyor. Nazar itirir. Kız diyorum ya hasit insan olursa zaten bakmadan da eder. Tahmin ediyorlar ne yaptığını. Valla misafirler vardı abla. İki gündür onunla uğraşıyorlar. Çok selam söyle. Aleyküm selam. Hadi ben sizi baş başa bırakayım. Ben bir gideyim kendime havuza atayım gel. Abla bana. Allah senin yaparsın. Hadi Kadir ben gidiyorum. İyi tamam. Hadi gençlerle de sohbetimizi de ettik. Özgür Saim'in oğlu biliyorsunuz.
ay bugün biri beni resim çekseydi şurada ya, hiçbir böyle bir pozum yok ya. Dün çektim aslında onları marin kefalı elbisemle de. İçerideyim Rumeysa. Bir anne arkadaki insanlar ya. E kızım diyor, manzara benim, ben niye yapayım onları? Dışarıda akşam oldu, beni kimse çekmedi. Ay dur ben gözlüğümü takayım. Dur. Bak herkes kendine cıbıl cıbıl yüzüyor. Otelin kendisi güzel kızlar. Gerçekten konforlu bir otel. Hele ki çocuklar için çok büyük alternatifler yapmışlar. Hani bizden çok çocukları düşünmüşler. Her dakika çocuklar için bir oyun planı var. Yemek şeyi var. İşte bir şeyler falan yapıyorlar. Azat katılmıyor. Azat havuzdan çıkartamıyoruz. Yoksa çok güzel çocuklar için aktiviteler yapmışlar. Böyle vazo mazo yapıyorlar. Pizza yapıyorlar. Hamur işi yapıyorlar. Çok eğlenceler, yarışmalar var her gün çocuklar için. Ama gel gör ki bizim çocuğumuz normal bir çocuk olmadığı için girmiyor. Dur bakalım, bizim ev falan daha oradaymış. Ana kızdan havlumu almadım, ha almışım. Karşıdan bana el sallıyorlar. Yani ne yapayım başka kızlar? Gidelim. Ha bugün hava güzel. Sanki az bir rüzgar var. Değil mi? Valla sanki rüzgar az. Bakalım. Gittim kendime biraz dinleneyim, suya uzan. Asa böyle bir güneşin önünde biraz uyumak istiyorum. Ama işte evlatlarım bırakmıyor ki. Burada da anne, orada da anne, her yerde anne. Hadi gidelim. Evet, yine Azadım'ın isteği üzerine kaydıraklı bölüme geldik. Yani çocuk, direkt çocuklar için. Büyükler de geçip burada kayıyor da. Hepsi beraber kayıyorlar. Ben burada suyuna gireyim. Ben kendime suyun içine gireyim, sizi orada bekleyeyim canım. Ya ben suya gireyim, kendime o içinde durayım. Burada da çok güzel. Bakın hep özel çocuklar için diyor ya, çok güzel yapmışlar. Bak kaç tane kaydırak var, 3 çeşit. Güzel. Arşa sandalyeler boş oluyor mu geçe? Ortası boşa, şu arkaya gideceğim ben. Şu köşeye gideyim. Şu köşeye gideyim canım. Evet, bak karşıya bak Azat. Beni arıyor, onun kadını ben sandı. Can kadını ben sandı. Ay evet kızlar. Bu kadar yüzdüm yeter yani. Yüzdüm dedi suya. Bayağıdır sudayım bir saattir. Oh, biraz güneşleneyim. Rüzgar kız. Dün kadar olmasa da valla şansımıza bu. Bu hafta hava hep rüzgarlı. Bakalım. Sonuçta tatil güzel mi? Güzel. Daha ne olsun, çok şükür Rabbime. Yemekleri de aç kalmıyorsunuz ama hani dediğim gibi 5 yıldız olmasına rağmen çok kısıtlı ve az. Ama oda temizliği, hani düzenleri falan çok güzel. Onlar gerçekten güzel çalışıyorlar. İşçileri çok iyi, elemanları falan. Hepsi güler yüzlü şeyciler yani öyle. Yardımseverlerle dil bilmiyorlar. Kızlar anlaşamıyoruz. İngilizce biliyorlar. Almanca bilmiyorlar. Almanca tek bir iki kişi biliyormuş. Otelde onları da nereden bulacaksınız? İyi kötü anlaşıyoruz geçi de. Yani dil sıkıntısı var. Beni de hep Arap sanıyorlar. Ne diyorum, Türkiş. Türkiş deyince bir seviniyorlar. Herhalde Türkleri çok seviyor bu Tunus halkı. Ama karşısına gitmeye sabırsızlanıyorum kızlar. Oralar çok güzeldir. Öyle farklı yerleri gezmeyi çok seviyorum. Hey! Mavi çok hızlı. Aferin. Hadi sizi, seni bir uzaya uçursun seni. Çünkü farklı kültürler görmek, farklı yerleri gezmek güzel. Tamam oteller neredeyse hepsi aynı ama İllaki çarşısına gidiyorsunuz, insanlarıyla karşılaşıyorsunuz. Alışverişleri, yemeleri, içmeleri, kültürlerini görüyorsunuz her gittiğiniz ülke. Ve benim de yaşım yettikçe, elimden de geldikçe böyle her ülke gezmek istiyorum. Hani Arap ülkesi diye kınıyorsunuz ama kınamayın. Bence bu bir dünya yani, ülke. Sonuçta ülkeyi iyi eden de, güzel kötü eden de insanlarıdır.
Hani o ülke kötü değil yani, Arap ülkesi de kötü bir ülke değil. Dubai'ye niye akın akın gidiyorsunuz ya, orası da Arap ülkesi. Sadece zengin ya da fakir diye kastetiyorsunuz ama öyle öyle yapmayın. Hani ne bileyim, Türkiye zaten bizim vatanımız, memleketim yani. İstediğim dakika, her dakika gittiğimde görüp gezebileceğim bir yer. Çünkü bizim yani. Ama farklı farklı yerleri görmek lazım. Ve her ülkeyi de başka bir ülkeyle de kıyaslamayın hani. Buradaki sistem böyle, oradaki sistem o şekil. Öyle öyle öğreniyorsunuz. Hani hiçbir zaman hey. Açın. Ben sana diyorum, gözlükle kayılır mı? Kao. Aç şuraya. Şey diyecektim. Aman valla yine geldiler işte, bip ettiler gittiler. İşte ülkeleri birbirleriyle kıyaslamayın. Türkiye'de yeme içme sınırsız. Her şeylerini kendileri üretiyorlar. Kendileri buralara, bu Arap ülkelerine hep dışarıdan geliyor. Tabii dışarıdan ne kadar olabilir değil mi? Ellerinden oldukça zar yapıyorlar. Biz baharatlarına alışkın olmadığımız için tatları bize tuhaf geliyor ama her şeyi de deniyorum. Öyle bir huyum da vardır. Mutlaka tatlarına bakıyorum. Çünkü ben hani görünüşte aldanmayın yiyeceklerim. Çünkü bazen hiç güzel görünmüyor ama tadı çok muhteşemdir. Akşam yemekleri, öğlen yemekleri güzel. Hani bayağı biraz seçenek var. Kahvaltısı kötü. Yani bana not ver derlerse kahvaltıya kötü not veririm. Çünkü hiçbir şey yok gerçekten. Hiçbir reçel, şu bu görmedim yani kahvaltıda. Bunlarda herhalde öyle bir kültür yok. Böyle işte böyle helva gibi bir şeyler var. Yeşil yeşil, onların tadına baktım. Sevmedim açıkçası onun tadını. Damak meselesi, belki ben sevmedim, sen çok seveceksin. Öyle yani, gezin, bir yere takılıp kalmayın. Dediğim gibi bizim ülkemizde yeme içme, bir de yazmışlar ki kazıkçı ülkeler Araplar. Ben sanki Türkiye öyle değil. Aa, bize ayak üstü ne kadar kazıklıyorlar biliyor musunuz? Bir ay geçen en son geldi, taksici bizden 100 euro aldı. Bir ayakkabı falan aldım. Aynı ayakkabı 60 euro, ayakkabı başı bizden para aldı arkadaşımlar. Az ileriye gittik sorduk. Aynı ayakkabı 15 euro. Yani bir düşünsenize ne kadar, bir de yeminler ediyorlar. Hani ne bileyim, Allah'ın adını andıkları için güveniyorsunuz. Bu dolandırıcı kazık işi her memlekette var. Yani bunu var yani. Bizim memleketimizde de haddinden fazla var. Buralarda da var. Akşam adam geldi, konuştu, şey turcu, hani bizi transferci dedi, taksicilere falan dedi, buradan Madina'ya dedi 15 lirayla gidiyor buranın parasıyla dedi, sakın fazla vermeyin dedi, taksiciler sizi kandırabilir ve taksimetreyi açmasını söyleyin diye, onu hiç sevmiyorlarmış açmayı. Hani Türkiye'dekiler de öyle, taksimetreyi aç dediğin zaman insanı dövüşüyorlar, insanı arabaya taksiye almıyorlar. Burada da haliyle aynı sıkıntı varmış. Adam dedi ki söyleyin de, tur bize böyle dedi, siz bu fiyata götürecekseniz binerim deyip. Ve sormadan asla taksiye falan binmeyin, bizi uyardı yani nerede dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de dedi ki pasaportunuzu, kimliğinizi, önemli şeylerinizi, fazla paranızı yanınızda taşımayın. Çantalarınızı hep önden takın dedi, hani arkadan takmayın dedi. Çünkü burada hani hırsız olayları falan da çok oluyormuş. Onları bize uyardı. Gerçi çok güzel açıklamalar yaptı. Pasaportunuzu, her şey, her çok konuşuyordu da. her şeyinizi dedi, kasanızı odanızda kilitleyin. Eğer ortalıkta bırakırsanız otelde hiçbir yerde sorumluluk almıyor. Bir şeyiniz kaybolursa, bu geç Avusturya'da da öyle. Seyfiniz varsa her şeyi oraya kilitleyeceksiniz. Yoksa can bir şey de olsa, yani normal sigara bile olsa oraya koyuyorum genelde. Aynen can, her şeyini oraya kilitliyor. Yani garantiye alın işinizi. Öyle. Fazla üstünüze para taşımayın dedi. Her yer bankomat var dedi. Lazım olduğunda alın. Paranızı da otelde bozun dedi. Hani Tunus'a gelmek isteyenler varsa. Zaten geçi sizin turlarınızdaki adamlar da size anlatır bunu. Öyle yani. Otelin geneli dediğim gibi çok temiz, çok düzenli, konforlu. Çocuklar için çok çok şeyler var. Yemek sıkıntı. Yemek de biz sabah kahvaltısı kötü değil mi? Öğlenen akşam güzel akşam günü. Bak mesela şey dün yapmıyorlar. Böyle bir ana yemekte böyle bir gösteriş. Şovları gördü. Animasyon sıfır. Aynen. Sonuçta bir
Ne bileyim hani. Böyle mesela diyelim ki çeşit meyve burkları yapsalar, süslemeler falan, öyle şeyler bekledim hani. Meyve olmadı işte. Tunus'ta böyle karpuz markuzları model yapıyorlar. Yetişmediği için burada. İşte az herhalde, az yazık, ne yapsınlar. Akşam adam dedi ya, zebze meyveyi dedi Avusturya ile Almanya'dan geldi. Sen niye anlamıyorsun, yalana bak. Sen kendin ne diyorsun? İşte yok hani öyle dedi onu, adam. Konuştu Almanca, abirin bile altından. O biraz değişik konuşuyor. Başka konuşuyor. Dedi biliyor, oradan gelip ama... diyor dedi. Gerçekten dediğim gibi, o yüzden salataları falan muhteşem yani. Taptaze. Çok da güzel salatalar yapıyorlar. Kahvaltıyı daha ne yapıyorlar? Ben de bir karpuz yiyorum işte kahvaltı. Daha bugün o küçük iki mayalıdan yedim. Öyle aç kalmıyorsunuz kesinlikle. Ay yine mi çok konuştum? Kız ne yapıyorsun? Soruyorsunuz da size cevaplıyorum işte. Ne yapıyorsun kızlar? Valla soruyorsunuz, merak ediyorsunuz ama gezin. Adam güzel olmasa da etmese de gidin gezin. Önemli hani yapıyorum. Diyorlar işte Türkiye çok pahalı kızlar. Gerçek şu ara an Türkiye'ye tatile kimse zor gidiyor insanlar. Biz aslında Türkiye'yi düşündük, düşünmedik değil. Kadir Bencan baktık, Bodrum'a baktık. Hepimize neredeyse 8.000 euro para tutacaktı. Adam başı 3.000 euro alıyorlar neredeyse. 3.000 euroya araba alır mı? He. Erken de buhen etmediğimiz için daha şimdi fiyatlar çok. Yani ben hani... bu verdiğimiz paraya bile çok dedim yani. Bana daha he, can dedi yok ki, dedi. Daha da sıradan bir şey olsun dedi. Maksat su. Aslında hiç gitmeyecekti. Kadir illa şey yapınca dedim hadi neyse gidelim dinlenelim. Ama güzel, bol bol dinleniyoruz. Havuzları çok temiz, titiz değil mi? Böyle yani temizlik konusunda ya, gayet iyi. Yoksa can havuza da girmezdi havuz kirli olsaydı. Kirli şey sevmiyorum, havuz çok temiz. Yo çok güzel gerçekten. Havuz kirli olsaydı. Kirli o tarafa. Tam kaymanın önünde tarafa. Ya. Öyle işte vallahi güzel kızlar, gidin gezin. Para oldu olunca tabii ki insan gidip gezebiliyor da. Olduk kadar gidin. Hani aslında direkt mesela memleketleri gezmek istiyorsanız dünyayı böyle direkt otellere değil de böyle çarşılarında falan yer tutacaksınız. O tür gezmeler yapacaksınız da. Azar şimdi küçük. O tür gezmelerden sıkılıyor. Biz otel yapıyoruz yani. Otelde kalıyoruz. O zaman bir günümüzü, bir iki günü de öyle dışarı gezmeye veriyoruz. Vallahi olsun, ben severim. Her yeri severim. Bütün dünya güzel. İnsanlar kirletiyor işte maalesef. Yapacak bir şey yok. Neyse kız hadi sonra görüşürüz. Kız ben ne yaptım? Bana burnumu karıştırmıyorum. Ha böyle karıştırmıyorum. Ben öyle yapayım. Demin elini burnuna soktu. Hadi bakalım bugün akşam yemeğinde ne giysem acaba? Ne giysem kız? Vallahi şaşırdım. Cuma günü beyaz gecesi olacakmış kızlar. Orada herkes beyaz giyinecekmiş. Bakalım. Hadi. Kızlar spor saati başlamış. Ben de bir azıcık spor yapayım gelin. Kızlar öğlen yemeğine geldik. Otelde hep full biliyor musun Kadir? Diyorum otel acayip dolu. Yani müşterisi de bol. Bakalım. Diyorum otelde hep dolu. Öğlen yemeğimizi yiyelim, sırtımızı başımızı değiştirelim. Ondan sonra gidiyoruz. Ha, şu kupu da eve götürebilseydim çok güzel olurdu. Şu acayip güzel bir halık ya. Allah nasıl güzel. Gidiyoruz. İyi bahşiş hak ediyorlar. Bakın yine demin yoktu, geldi de değil mi getirecekler diye. Getirirler diye mutlaka her gün böyle her gün kızlar yere atıyoruz. Asıyoruz havluları hani temiz diye. Kadın yine de temizini getiriyor. Yani bu konuda çok çok iyiler. Hadi dişlerimizi. Otel oda konusunda. Acayip iyi. Dişlerimizi fırçalayalım. Hadi dişlerimizi fırçalayalım. Duşumuzu alalım. Elbiselerimizi giyelim. Öbürlerini. Niye bükülü? Ben yıkıyorum kaç gündür hiç bükülü. Vereceğim, çikolatalar orada duruyor. Aynen çikolata değil. Ne kadını hiç görmedim ki. Şu boneyi takacağım kızlar bugün. Valla hazır boneyi takayım bitsin, aman boşver. Aynen kadını neden vermedin? Aynen kadını görmedim. Biz içeride yokken gelip temizlik yapıyor. Ona hem sonra babi bahşiş verecek hem de çikolata veririz. Ben o çikolataları özel onlar için getirdim zaten. Aşkım ay bu adam beni öldürecek. Kız bir durun şuna bir şey söyleyeyim. Evet ve sonuç buna karar verildi kızlar. Çünkü niye? Bunun aynı pempişi vardı, onu giyecektim. Onu da yıkamıştım ama daha hiç giymemiştim. Kollar acayip dar geldi. Burası güzel bol ama kolu aşırı derecede rahatsız. İşte her elbise farklı dikiliyor. Valla beden aynı olsa da kimini dar kimini bol dikiyorlar. O yüzden biraz rahatsız oldum. Çıkarttım burada içeride. Şimdi bu daha rahat. Kolları da rahat. Çünkü bunu kaç kere yıkadım giydim. Demek ki geri açıldı.
şu şekilde gidiyorum şu kokos şalda. Biliyorsunuz şeyin şalları kokos var ya, kokoslar mıdır nedir işte. Çok da güzel durdu. Ve ben de bu bloğu burada bu şekilde kapatıyorum. Yarınki, yani bu yarın değil de şimdi akşam geri devam edeceğiz. Çarşıya çıkıyoruz kızlar. Oradaki bloğu da ayrı çekeceğim size. Akşam yemeğinde geri otelde olacağız. Yani devamı çarşıda. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Akşama görüşürüz. Bay bay. Hey. Çalanlar diyor mu, yanmıyor? Neyi çalanlar? İnternet yok ki getirecek. İnternet yok ki, kim taşıyacak onu?